Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiye ba'de. Bir önceki oturumumuzda arkadaşlar biz mukaddime yaptık değil mi? Mukaddimemizde iki yanlış anlaşılmayı düzelttik. Şimdi hemen konumuza geçelim. Konumuz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler meselesi kardeşler. Konumuz nedir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler meselesi. Şimdi Hüseyin Avni Hoca Efendi ile YouTube'da bir kanal sahibi röportaj yapıyor. Önce ben şunu söyleyeyim. Neydi o kanal sahibinin ismi? Eren isimli bir arkadaş soru soruyor. Diyor ki hocam bir bazı çevreler var. Maide suresinde 44. ayetinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir ayetini okuyarak ona kafir buna kafir diyorlar. Bu konuda ne dersiniz diye soruyor. Ben Hüseyin Avni Hoca'ya bu konuda söz söylemeden önce bu Eren isimli arkadaşa birkaç ses söylemem. Yalan bu. Apaçık bir yalan. Siz bugüne kadar Maide 44'de okuyup şu kafir bu kafir diyen gördünüz mü hiç? Ben hiç görmedim. Eğer böyle birisi varsa Eren arkadaşımız kanal sahibi bayağı da kalabalık da bir kanalı var. Burada ilan etsin. Mesela desin ki adı şu, soyadı şu, telefon numarası şu. Kim Maide 44'de okuyarak şu kafir bu kafir diyorsa bir getirsin bir görelim. Ben hiç görmedim. 30 yıldır 35 yıldır bu piyasanın içerisindeyim ben. Bir de dolu dolu içerisindeyim. Türkiye'nin dört bir tarafını geziyorum. Günde en az 50, 60, 70, 100 tane bana mektup, mail, WhatsApp'tan soru geliyor. Ben hayatımda bizim camiamızda Maide 44'de okuyup şu kafir bu kafir diyeni hiç görmedim. Maide 44'de okuyan kime kafir der? Yöneticilere kafir der. Eğer ha bu istidlal de nakıstır bize göre. Ama birisi Maide suresi 44'ü delil getiriyorsa yöneticilere, hakimlere Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen İdare sahiplerine kafir der. Ona buna kafir demez. Yani içinde yaşadığımız toplumu tekfir ediyorsak, askerlere tekfir ediyorsak, çocuğunu okula gönderenlere tekfir ediyorsak bu Maide 44'le değildir. Bundan dolayı yani bu kanal sahibi arkadaşımız kesinlikle yalan söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani en azından röportaj yapacaksın. Birilerini reddedeceksin ya bir dinle adamlar ne diyor ona göre bir sorular sor değil mi? Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar. Konuya geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. İlmi alanda en büyük ahlaksızlıklardan bir tanesi şudur. Karşıda bir muhalif vardır. Muhalifinin bir görüşü vardır. O görüşünü 7, 8, 10 ayet hadiste delillendirmiştir. Onu reddedeceksin ya. En zayıf olanı alırsın. Ya da en iyi cevap verebileceğini alırsın. O delillerden. O en zayıf veya en iyi cevap verebileceğine uzun uzun cevap verirsin. Ondan sonra çevrene dersin ki bak nasıl reddettik. Çevrene der ki hey bizim hoca ne kadar güzel reddetti. Bu ilmin ahlaksızlığıdır. Eğer birini reddedeceksen onun görüşünü getireceksin bir. İki, onun delillerini getireceksin. O kişi bu görüşünü delillendirirken asli delilleri nedir? Fer'i delilleri nedir? Onları sıralayacaksın. Tek tek cevap vereceksin. İslam alimleri böyle yapmıştır. Yunan felsefesini reddetmek için Yunan felsefesinin en ince detayına kadar öğrenmişlerdir. Şia'yı reddetmek için Şia'nın itikadını en ince detayına kadar ne yapmışlardır? Öğrenmişlerdir. Aristo mantığını reddetmek için veya bundaki hatalar ortaya çıkarmak için Aristo'nun mantığını en ince detayına kadar öğrenmişlerdir. Cehmiye'nin itikadını mesela bizim İslam kültüründe mezhepler tarihi kitabı vardır. Milel ve Nihal dediğimiz. Niçin? O sapkın mezheplerin görüşlerini en ince detaylarına kadar ortaya koyar ki sana hazır bir malzeme sunar. Sen onları öğren. Onları reddedeceksen adam neyi delil getiriyor, neyi delil getirmiyor onları gör. Mesela benim irca saldırılana karşı şüphelerin giderilmesi. Bunlar gibi mi yaptık biz? Hayır. 30 ayrı şüpheyi tek tek getirdik. Onlar böyle diyorlar dedik. Tek tek cevap verdik. Mesela şimdi tevhid müdafası Allah'ın izniyle son rutuşlar kaldı. Kelime kelime kendi kitaplarından, kendi konuşmalarından tek tek ne dedilerse yazdık. Şimdi biz cevap veriyoruz dedik. Mesela Razi Mutezile'ye cevap verir. Daha dün okudum bunu. Bugün bu konuşmayı yapacağım. Şimdi okudun mu sen? Bak Allah Subhanahu ve Teala karşıma getirdi. Dün bir yerde okudum. Diyor ki Razi Mutezile'den Kadi'ye cevap verecektir. Bazen kadının istidlali zayıftır diyor. Onu bir güçlendirir kendisi. O zayıf istidlale reddiye vermek istemez. Onu kendisi bir güçlendirir. Ondan sonra cevap verir diyor.
kendi cümle tabii hani yani çok basit yani şöyle diyebilir diye. Tabii bu işin bu kısmı doğru mudur değil midir bilmiyorum. Bakış açısına bakın. Anladınız değil mi? Yani muhalifinin üzerine çullanmak, muhalifinin bir açığını yakalayıp aha bu böyle oldu demek. Mesela burada söylüyor. Ebu Haris Hoca'yla biraz dalga geçiyor. İşte akide diyorsun diyor. Akide diyemeyi bilmiyorsun diyor. Kendinin ne bilmediklerini de söyleyeceğim ben. Tamam yani o öyle derken. Kendini ne bilmediğinde Allah subhanehu ve teala sana bilmediğin şeyleri böyle ağzından çıkarttıracak değil mi? Geçenki sufilerdeki adam kibirleniyor ne diyor? Ve men le mü'min ne demek? Tamam üstüne basa basa. Yani sen böyle kibirleneceksin de Allah senin burnunu yere sürtmeyecek mi? Daha o da derste gelecek bak unuttum söylemeyi. Yani bu böyle olmaz. Adalet sahibi olacaksın. Reddedeceksen mesela örnek vereyim. Hadis inkarcıları var diyelim. Sünnetin anayasal hukukunu reddediyorlar. Öyle değil mi? Birçok delilleri var adamın. Çok güçlü delilleri var. Cevap verirken zorlanılan delilleri var. Adam hadis kitaplarından bir hadis getiriyor. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Hazreti Ayşe'nin Kur'an'a aykırı diye reddettiği hadisleri getiriyor. Biz de bunu yapıyoruz kardeşim filan diyor. Bir de mesela delillerin arasında bir tanesi de şudur. Hadislerin geç yazılması. Çok zayıf bir delildir. Şimdi ben çıkıyorum. Kardeşler bu hadis inkarcıları var ya. Hadisler geç yazıldığı için hadisleri inkar ediyorlar diyor. Onu reddediyorum. Arkasından ne yapıyorum? Siz de bana diyorsunuz ki şak 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 hoca ne kadar şey yaptı. Peki size bir soru. Bu bizim faydamıza mı zararımıza mı? Onların böyle yapması bizim lehimize mi aleyhimize mi? Bu bir hiledir. Firavun'un sihirbazları nasıl hile yapsa bu bir hiledir. Tarih boyunca onlar ne kadar hile yaptıysa bu hep bizim lehimize dönmüştür. Nuh Aleyhisselam zamanına bakın. Yapmış oldukları hileler hep Nuh Aleyhisselam'ın lehine dönmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakın. Yaptıkları, kurdukları tuzaklar, yaptıkları sihirler hep Müslümanların lehine dönmüştür. Onların bu yaptığı hile de bizim lehimize dönüyor. Nasıl biliyor musunuz? Onlardan biriyle karşılaştığımız zaman kardeş otur bir anlatalım diyoruz. Bir anlatıyoruz. İstanbul'da bir tanesi diyor ki boş boş konuşuyorsunuz diyor. Ben gittim bizzat adamların mescidine gittim diyor. Oturdum diyor. Adamlar öyle bir iki ayetle falan değil kardeşim diyor. 30 tane ayet okuyorlar. Alimlerden yüzlerce delil getiriyorlar diyor. Biz kandırılmışız diyor. Şimdi ben size öğretiyorum diyorum ki hadis inkarcıları var ya bir tane delilleri var. O da şudur diyorum. Siz bunu böyle öğrendiniz ya. Bir hadis inkarcılarıyla karşılaşıp da güçlü deliller geldiği zaman karşıdakinin yalpalıyorsunuz. Madem yani ben burada gerek Hüseyin Avni Hoca Efendi'ye gerek bize reddiye çeken diğer hoca efendilere yani nasihat etmek isterim nasihat alırlarsa benden. Madem bizi reddedeceksiniz kitaplarımızı açın, konuşmalarımıza bakın, akidemizi öğrenin, delillerimizi öğrenin, başından sonuna kadar reddedin helal olsun. Biz de varsa cevabını söyleriz. Yoksa teslim oluruz söylediklerinize. Öyle değil mi? Ama şimdi bizim istidlal makamında biz hakimiyet mefhumunu anlatırken Maide suresinin 44. ayetini istidlal makamında getirmiyoruz bile. Bizim akidemize göre Maide suresi 44 içinde yaşadığımız ortamın vakasında olan bir şey değil. Maide suresi 44 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ hükmetmeyen hakimlerden bahsediyor. Bu ayrı bir küfürdür. Ayet dese ki وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ kim Allah'ın indirdiğinden gayrısıyla hükmederse bu ayrı bir küfürdür. Teşri apayrı bir küfürdür. Bizim konuşacağımız konu teşridir. Hadi gelin buraya. Yok. Onlar bir bunu bilmiyor ki buraya gelemezler. Bakın bu sofilerle yaptığım bir münazaranın konuşması var. Ben anlatıyorum. Karşıdaki başlıyor şimdi. Sen şimdi diyor dedin ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetinde İbn Abbas'ın diyorum ki kardeş ben o ayeti okumadım diyor. Duruyor şimdi. Okumadım mı diyor ben onu okumadım diyorum. Tamam diyor. Konuşması bitiyor. Sen devam et şimdi sıra sende diyor. Sözü sana verdim diyor böyle. Ben anlatıyorum. Ama diyor bak sen diyor tefsirde geçen İbn Abbas'ın kavlinden ben onu getirmedim diyor. Tartışmanın bir yerinde elbette diyorum Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafir olur diyorum. Ayetini okumuyorum. Bak diyor dilin ucundaki ayeti getirdin. Ya ben get. İlla oraya çekecek. Çünkü ondan başka cevap verecekleri bir şey yok. Maide suresi 44. İbn Abbas'tan gelen bir kavil. Söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Meseleye girmeden önce burayı bir aydınlatalım. Ben burada bütün kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerime nasihat ediyorum. Akidenizi delilleriyle öğrenin. Birileri sizi zayıf bir delilinizle veya kendilerince cevap verebilecekleri delille sizi reddetmeye kalktıkları zaman bir dur diyelim değil mi?
önce bir meseleyi aydınlatalım. Şimdi ben burada röportaj yapmış ya Hüseyin Avni Hoca Efendi ile o soru sormuş, Hüseyin Avni Hoca da cevap vermiş. Şimdi ben soru soracağım Hüseyin Avni Hoca'ya, kendisinden cevap bekleyeceğiz. İstifham, yani sorularım istifhamı takriridir. Nedir? Bir tane cevabı olan sorudur. Kur'an'da çoktur. Allah Subhanahu ve Teala müşriklere sorar. Der ki işte denizde veya karada ve denizde sizi sıkıntıdan kurtaran kimdir? Buna istifhamı takrir denir. Kimdir? Allah deseler Müslüman olacaklar. Zaten kabul etmiş olacaklar. Başka bir cevap yok. Cevapsız kalıyorlar. Ben de öyle sorular soracağım ki kesinlikle ama kesinlikle cevap vermeyecek. Kendisinden cevap isteyeceğim. Ama bu sorulara kesinlikle ama kesinlikle cevap vermeyecek. Çünkü benim soracağım soruların bir tane cevabı var. Bu sorulara cevap verir de ben bu cevapları kabul ediyorum derse zaten gidip kucaklarız. Onu Müslüman olur. Cevap verir de ben bu cevapları tasdik ediyorum derse, kabul ediyorum derse gideriz, kucaklarız. Yaş olarak bizden büyüktür. El öperiz. Değil mi? Müslüman olur. Ama kesinlikle cevap vermeyecek. O zaman uzatmadan hemen biz sorularımıza başlayalım. 1. Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Suresi 40. ayette buyuruyor. İnil hukmu illa lillah emara illa ta'budu illa iyyah zalika dinul kayyim velakin ekseren nasi la ya'lemun şeklinde olması lazım. Allahu alem ayet. Hüküm ancak Allah'ındır demek ne demek? Biz Hüseyin Avni Hoca Efendi'ye bu ne demek? Hükmün sadece Allah'a ait olması neyi gerekli kılıyor? Bir kul olarak bu ayeti okuduğum zaman benim neyi bilmem ve neye göre yaşamam gerekiyor? Biz bu sorunun cevabını istiyoruz. Bu soruyla ilgili bu birinci maddemiz. İkinci maddemiz yine birinci soruyla ilgili. Emara ella ta'budu illa iyyah diyor. Sadece kendisine ibadet etmenizi emreder. Hükmün sadece Allah'a ait olmasıyla sadece Allah'a ibadet etme ilkesinin ilişkisi nedir? Yani hükmü Allah'a vermek ve sadece Allah'a ibadet etmek ilişkisi nedir? Bize bu ilişkiyi nasıl isterse anlatsın. Nasıl isterse ortaya koysun. Ama şunu yapmasın. Bütün sorularımızın tamamında inkar şartı getirmesin. Çünkü kendisinin akidesi bu anlamda Cehm bin Safvan akidesiyle aynıdır. Mürciye veya Kulat-ı Mürciye akidesiyle aynıdır. Konuşmalarında o da geçiyor. Biz onu da reddedeceğiz. Küfrü inkarla sınırlandırma diyeceğiz. Ameli küfür görmüyor. İtikadı küfür görüyor. Bu şartları getirmesin. Bu şartları getirirse biz ona çok daha başka reddiyeler sunmak zorunda kalırız. İnkar şartı olmaksızın, tekzip şartı olmaksızın, istihlal şartı olmaksızın bir kimse ne yaparsa hükmü Allah'a vermiş olur. Ne yaparsa hükmü Allah'a vermemiş olur. Hükmü Allah'a vermekle sadece Allah'a ibadet etmenin arasındaki ilişki nedir? Zalike ismi işaret neye işaret ediyor? İşte bu dediği nedir ayette? Eddinul kayyim, dost doğru din budur. Budur diyor değil mi? Bu ne? Bize bunun tarifini yapsın. Bu ayete göre başka bir şey istemiyoruz. Birinci sorumuz bu. Tekrar ediyoruz. Hükmün Allah'a ait olması, sadece ona ibadet edilmesi ve dost doğru din işte budur. Bu ne demek? Dost doğru din neymiş bu ayetin kapsamında? Ve insanların da çoğunun bilmediği o din neymiş? Biz bunun tarifini mesela istiyoruz kendisinden. Madem gençlerin kafası karıştırıyor, bak şu an biz kafalarını karıştırıyoruz. Madem davanda samimisin, madem davanda ihlas sahibisin, madem davanda hak sahibisin, haydi gençlerin kafasının karışmasını bu soruya cevap ver ve engelle, bu bir. İki, bu ayetle beraber Kehf suresi 76. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak tanımaz. Kehf suresi 26. Ne dedim ben? 76 mı dedim? 26 neyse. Tamam, şimdi bu 76'yı yakaladı ya der. Daha 76'yı bilmiyorsun, herkese kafir diyorsun der. Ben biliyorum. Desin ne der yani Kehf suresi 26. Sorumuz şu. Ayet neydi? O hükmünde kendisine asla ortak tanımaz. Bir kimse ne yaparsa hükümde Allah'a ortak koşmuş olur. Bir kimse ne yaparsa, nasıl bir fiil işlerse, hangi fiili işlediği zaman hükmünde Allah'a ortak koşmuş olur. Gençlerin kafasını iyice karıştırmaya devam ediyoruz. Hüseyin Avni Hoca Efendi veya herhangi bir Hoca Efendi çıksın. Bu karışıklığı bu soruya cevap vererek gidersin. Ve bu soruyu birinci ayetle hüküm sadece Allah'ındır. Allah hükmünde kendisine hiçbir şeyi ortak tanımaz. Bu ikisini beraber böyle karıştırarak
ayetleri ne yapsın? Anlatsın. Bu da ikinci sorumuz. Üçüncü sorumuz. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. Em lehum şurekâ'u şera'u lehum mineddini mâ lem ye'zen bihillah. Yoksa onların ortakları mı var? Birileri ortak edinmiş. Allah'a ortak koşmuş. Zeyd Allah'a Amr ile ortak koşuyor. Tamam mı? Amr'ın vasfı geliyor bak. Nekra'dan sonra gelen Hüseyin Avni Hoca bunu bilir. Sıfat cümlesidir. Şera'u lehum mineddini mâ lem ye'zen bihillah. Allah'ın izin vermediği konularda teşride bulunuyor. Amr'ın vasfı neymiş? Teşride bulunmak. Yani hüküm koymakmış. Zeyd Amr ile Allah'a ortak koşuyormuş. Amr Zeyd'in Allah'a ortak koştuğu ortağıymış. Anladınız mı arkadaşlar? Ayet aynen bunu söylüyor. Bu ayeti nasıl anlayacağız? Şimdi Allah'ın izin vermediği konularda dinde teşri yapanlar kimdir? Mekkeli müşrikler nasıl ortak koştular Allah'a? Dinde teşri noktasında Allah'a nasıl ortak koştular? Biz buna da cevap vermesini istiyoruz. Hatta ben biraz da kopya vereyim. Enam suresinin son ayetlerine 130-125'ten itibaren bakarsa Mekkeli müşriklerin teşri konusunda Allah'a nasıl ortak koştukları açığa çıkar. Ancak biz kendisinden cevap bekliyoruz. Gençlerin kafası karışmasın diye çıksın. Kendisi desin ki Mekkeli müşrikler şöyle şöyle yaptılar. Teşride Allah'a ortak koştular. Kim böyle böyle yaparsa teşride Allah'a ortak koşmuş olur. Kendisine ortak koşulan vasıfları şunlar şunlar şunlardır diye ne yapsın? Bize izah etsin. Peki bunları biz niye açıklamıyoruz sizce? Açıklamaya gerektirecek bir şeyler var mı? Değil mi? Yani o kadar basit ki hükmü Allah'a vereceksin. İbadet o ibadet budur. Dosdoğru din hükmü Allah'a vererek ona ibadet etmektir. Eğer sen bunu yapmazsan hükmünde Allah'a ortak koşmuş olursun. Bu da teşride Allah'a ortak koşmuş olursun. Hepsi bu. Anladınız değil mi? Yani o kadar basit ki. Bir başka soru soralım mesela. Bu da dördüncüsü olsun. Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Nisa suresi 60. Sana indirdiğimiz Kur'an'a, senden önce indirdiğimiz kitaplara iman ettiğini iddia edenler, zannedenler, zu'um edenler, boş boş bunu düşünenleri görmedin mi? Allah subhanehu ve teala bir grubun iman iddiasını nefyediyor. Niye? Onlar niye iman etmemişler? يُرِيدُونَ اَيَّتَحَاكَمُوا اِلَى الْتَاغُوتِ Onlar tağutun hükmünü istiyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا اَيَّكْفُرُوا بِهِ Halbuki o tağutu ne yapmakla emrolmuşlardı? İnkar etme. Kendisinden hüküm istenilen tağut nedir? Mesela bunun tarifini istesin. Tarifini istiyoruz. Bu da sorumuz. Kendisiyle röportaj yaptığımızı düşünsün. Basit bir soru. 12 saniyede cevaplama hakkı var. 10 saniyede hiç fark etmez. Genelde öyle 10 saniyede 15 saniyede cevap veriyor ya. Böyle yapabilir. Hiç fark etmez. Tağutun birçok tarifi gelmiştir. O birçok tarifi şeytandır, sihirbazdır. Şu. Onları istemiyoruz. يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى التَّاغُوتِ Tahakkum tağuta nispet edilmiştir. Tağutun hükmü vardır. Hükmü elinde bulunduran tağut kimdir? Bu ayet indiği zaman kimdi? Ben bunu tevhid müdafasında işledim hatırlıyorsanız. Bu ayet indiği zaman tağut olarak vasfedilen kimdi? Onun sıfatları neydi? O tağutun günümüz versiyonları var mı? Bir. İki, tağuttan hüküm isteyenin imanı gitti. Allah iman nefyetti öyle değil mi? Tağutun kendisinin hükmü nedir? Kendisine hüküm için müracaat edilen tağutun bizzat kendisinin hükmü nedir? Bu da bir başka sorumuz olsun. Gelelim beşinci soruya. Soruların rakamını siz ezberleyin de. Kaça geldik? Beşe geldik. Evet. Fela ve Rabbike. Fela. İbn-i Cerrah Teberi diyor ki bu Nisa suresinin 65. ayetti. İbn-i Cerrah diyor ki buradaki fela Nisa 60'ta biz iman ettik diyenlerin imanını iptal ediyor diyor. Onlar iman etmeler. Ve Rabbike Allah subhane ve teala mukaddes zatına yemin ediyor. Mesela çok büyük. La yu'minune birilerinin imanı nefyediyor. Hatta yuhakkimuke ey Muhammed. Onlar seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Ayetin devamında başka şartlar da getiriyor. Yusellimu teslima tam bir teslimiyet getiriyor. Haracen mimma kadayt. Göğüslerinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Biz bunları istemiyoruz. Bizim sorumuz şu. Sizin bugün savunduğunuz yöneticileriniz
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّ حَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda Allah'ın Resulünü hakem tayin ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Soru bu. Hakem tayin etmiyorlarsa Allah subhanahu teala bu ayette onların imanını nefyediyor. Onlar mümin değildir diyor. Ne diyor? Onlar mümin değildir. Bu ayete göre ve bugünkü şartlarda, bugünkü vakaya göre yöneticilerinizin hükmü nedir? Mesela bugün 17 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenirsen, 16 yaşındaki 17 değil mi? 18 yaş. 17,5. 17 yaşında 10 aylık bir kız çocuğuyla evlenirsen, sen de 18-19 yaşındasın. Herkesin şeyi değişir burada, düşüncesi değişebilir. Ama şeriat buna izin vermiştir. Yuhakkimuke, Resul buna izin vermiştir, bunu yasaklamamıştır. Bugün sizin yöneticileriniz bu hususta ihtilaf ettikleri zaman, İstanbul Sözleşmesi çıkardılar ya, burada Allah'ın hükmüne mi gittiler, Resul'ün hükmüne mi gittiler, yoksa başka bir yere mi gittiler? Bugünkü vakaya göre ve bu ayete göre sizin yöneticilerinizin hükmü nedir diyoruz. Bir başka soru. Altıncı soru. Ya eyyühellezine amenu atiyullah ve atiyur rasule ve ulul emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan onun emir sahiplerine de. Fe in tenaza'tum fi şey'in. Eğer bir konuda ihtilaf ederseniz ferudduhu. Onu ne yapın? İlallah ve Resul. Allah'a ve Resul'e döndürün. Bu emre muhalefet etmenin hükmü nedir? Sorumuz bu olsun bu seferde. Altıncı soru mu? Evet. Bu emre muhalefet etmenin hükmü nedir? Ayetin devamında فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin şartı her meseleyi Allah ve Resul'e götürmekmiş. Şarttan sonra gelen nekra umum ifade eder diyor. Yani her mesele, her mesele, iktisadi mesele, ekonomik mesele, toplumsal mesele, kültürel mesele, her mesele Allah'a ve Resulüne döndürülecek. Bunu döndürmeyenin hükmü nedir? Bugün sizin yöneticileriniz, ben buradan böyle baka baka da sorayım. Sizin yöneticileriniz her meselede, ihtilaf edilen her meselede Allah ve Resulüne, onun hükmünü Allah ve Resulüne döndürüyorlar mı, döndürmüyorlar mı? Döndürmüyorlarsa bu ayete göre onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş midir, etmemiş midir? Bunu soruyoruz. Mesela bu da bir başka soru olsun. Yedinci soru gelsin. Allah Subhanahu ve Teala Nur Suresi 50. ayette diyor ki اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin sözü ancak şudur. Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman ne zaman? لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Aralarında hükmedelim diye. Aralarında hükmetsin diye Allah ve Resulüne davet edildikleri zaman semi'na ve ata'na derler kim? Müminler. Nur 51. Nisa 61'de ise ve izâ qîle lehum ta'alev ilâ mâ enzelallâhu ve mâ ilâ mâ enzelallâhu ve ilâ rasûli ra'aytel münafıkîne yasuddûne anke sududâ. Münafıkların Allah ve Resulüne gelin dendiği zaman münafıkların senden büsbütün kaçtıklarını görürsün diyor ayette. Şimdi bu iki ayete göre bir soru soralım tekrar Hüseyin Avni Hoca Efendi'ye. Sizin yöneticileriniz Allah ve Resulünün hükmünün olduğu yerde işittik ve itaat ettik mi diyorlar? Büsbütün yüz mü çeviriyorlar? Ne yapıyorlar? Büsbütün yüz mü çeviriyorlar? Daha neler neler söyleriz. Bir başka soru gelsin. Efe hukmel cahiliyet yebugun. Onlar cahilin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir topluluk için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Bugün sizin yöneticilerinizin koymuş olduğu hükümler cahiliyenin hükmü müdür yoksa Allah'ın hükmü müdür? Allah'ın hükmü ise derseniz, yani Razi bir ayette diyor ki eğer böyle derse diyor o tekliften uzaktır çünkü delidir. Yani biz ona bunu sorarız diyor. O da böyledir diye cevap verirse konuşma burada biter. Niçin? Çünkü deli. Tamam mı yani? Tamam yani akıl yok. Allah ve Resulü. Eğer Allah ve Resulü'nün hükmü değilse, Allah ve Resulü'nün hükmü değilse sizin yöneticileriniz cahilin hüküm sahibidir. Yani nedir? Ehli cahiliyedir. Ve burada ehli cahiliye ile kastedilen nedir? Yani bilgisiz midir nedir? Ehli cahiliye ile kastedilen nedir? Mesela Hüseyin Avni Hoca Efendi kendi camiasındaki gençlerin kafasının karışıklığını gidermek için bu sorumuza cevap versin. Mesela bir başka soru. اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar
Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini vel Mesih ibn Meryem ve Meryem oğlu İsa'yı ne yaptılar? Rab edindiler. Soru, nasıl Rab edindiler? Ne yapınca Rab oldu? Onlar Rablik mertebesine nasıl çıktı? Onların Rab olması nasıl mümkün oldu? Bunlar ne yapınca onlar Rab edinmiş oldu? Devam ediyor ayet. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Onlar ancak bir olan ilaha ibadet etmekle emrolundular. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Subhanahu amma yüşrikun. Allah onların ortak koştuklarına nedir? Münezzehtir. Allah onların ortak koştuklarına münezzehtir. Çok açık bir soru. Onlar ne yapınca onlar Rab edilmiş oldular? Mesela Elmalı Hamdi Yazır burada ne diyor? Bir sonraki oturumda bunlara değineceğiz. Hani biz bunlara hevamızda mana veriyoruz ya. Mesela bizim gibi İbni Kesir de hevasından mana vermiş. Aynı bizim gibi yapmış o da. İshak bin Rahveh de bizim gibi böyle hevasından mana vermiş. Daha böyle şankıti, böyle bu ayetler aynı bizim gibi hevasından cahilce manalar vermiş. Bunların üzerine tek tek duracağız. Allah'ın izniyle. Kimler ne demiş bakacağız. Tamam. Ve biz bundan sonra şunu söyleyelim. Yani ehli cahiliyenin, şirk ehlinin, özellikle bu şirki savunmak için bize saldıranların her sözünün karşısında en az 3 söz söyleyeceğiz biz. Her sözlerine karşılık mutlaka bizim sözümüz olacak. Bir başka ayet. Kendisine dosdoğru yol belli olduktan sonra kim? Resulün ve müminlerin yolundan ayrılırsa diyor. Kendisine dosdoğru yol belli olduktan sonra kim Resulün ve müminlerin tuttuğu yoldan, Resulden ve müminlerin tuttuğu yoldan ne yaparsa ayrılırsa. Biz onu, tamam mı, cehenneme, biz ne yaparız onu diyor? Cehenneme döndürürüz ve nusli oraya yaslarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Bu manada ayet. Kardeşler, yani biraz zaman uzadığı için Arapçasını okuyup uzatmamaya çalışıyorum. Sizin yöneticileriniz Allah'ın Resulü'nü ve müminlerin tuttuğu yolu mu tutmuş? Yoksa Allah'ın Resulü ve müminlerin tuttuğu yoldan ayrılmış mı? Buna cevap versin ve bu ayrılanların hükmü nedir de, nedir diyelim. Mesela daha çok var ama ben burada keseceğim, yeterli olsun bu kadar ve son bir özet yapacağım. Mesela bir son soruyla da şunu soralım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Firavun Nazihat suresinde rububiyet, Allah-u Alem Kasas suresinde olması lazım değil mi? Uluhiyet iddia ediyor. Firavun'un rububiyet ve uluhiyet iddiasının içeriği nedir? Firavun'un rububiyet ve uluhiyet iddiasının içeriği nedir diyelim. Biz bütün bu sorulara birkaç cümleyle biz cevap verelim. Kendisinin cevap vermeyeceğini ben biliyorum. Çünkü cevabı olan sorular değil bunlar. Yani iki tane, üç tane cevabı olan sorular değil. İbn Hazm rahimehullah'ın dediği gibi tarihte iki tane Müslümanın üzerinde ihtilaf ettiği bir mesele değil bunlar. Mesele sadece Maide 44 falan değil. Maide 44'ü anlayacaksak, oradaki küfür, küfrün dune küfür müdür yoksa küfre ekber midir anlayacaksak, gelin bu ayetler üzerinde anlayacağız. Bizim meselemiz bir tane hakimin Allah'ın izniyle hükmedip hükmetmemesi meselesi değil. Bizim meselemiz teşriidir. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır. Allah subhanehu ve teala gökyüzünün hakimidir. Yeryüzünün hakimidir. İnsanın da hakimidir. İnsana uyacağı kuralları beyan etmiş, onu kitabında yazmış, o kitapla hükmetsin diye peygamber göndermiştir. Allah subhanehu ve teala peygamberini bile o kitabın dışında başka bir şeyden müstakil kılmamıştır. Resul dahi o kitapla ya da kendisine vahy yolunla hükmetmekle mükelleftir. Hükmün Allah'a ait olması demek ela lehul halku vel emr. Yaratmak nasıl Allah'a aitse hüküm vermek de sadece Allah'a aittir. Allah subhanahu teala hükmünü beyan etmiş, kitabını indirmiştir. Kim bu kitaptan yüz çevirirse, hükmü Allah'a değil de bir şahsa verirse veya kendi üzerine görürse, bu Allah'ın kitabına göre. Okuduğumuz kaç ayet okudum? 8-9 tane ayet okudum. Bilmiyorum ama yani eğer istiyorlarsa, yani istiyorlarsa bir 30'a çıkartırım. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Tevhid müdafası derslerini. Kitabın hakem olması meselesi vardı. Peki, kitap hakem olsun diye indirildi. Allah'ın hakem isminin Allah'ın isim ve sıfatlarından bir isim ve sıfat olması meselesi vardı. Öyle değil mi? Tabii. Ondan sonra Resul'ün hakim olması meselesi vardı.
Hakimiyet, rububiyet ilişkisi vardı. Hakimiyet, büyük şirk ilişkisi vardı. Hakimiyet, uluhiyet ilişkisi vardı. Hakimiyet, din ilişkisi vardı. Bir ayet okuyayım. وَكَذَلْكَ اَنْزَلْنَهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا Biz bunu sana Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ulema demiş, buradaki hükümden kasıt teşridir, dindir demiş. Yani bu kitabı biz sana teşri olsun diye indirdik. Bir teşri olarak indirdik. Bir kanun şey olarak indirdik. Mesela Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ve enzele ma'humul kitabe, Allah peygamberleriyle beraber kitap indirdi. Bil hakkı, kitabını için indirdi. Liyahkume beynen nas, insanlara onunla hükmetsinler diye. Allah kendisiyle hükmedilsin diye kitap indirdi. Sen o kitaba sırt çeviriyorsun. Kendin bir kitap yazıyorsun. İsmi anayasa. Demokrasinin puthanelerinde kendin bir kitap oluşturuyorsun. İsmine anayasa diyorsun. İnsanları buna davet ediyorsun. Bir soru daha soralım Hüseyin Avni Hoca Efendi'ye. Bu fiil kitaplara iman ile tutarlı bir fiil midir? Kitaplara imana muhalif bir fiil midir? Kitaplara iman diyoruz değil mi? Dört kitaba iman edeceğiz filan diye ilkokulda geçerli. Kur'an'a iman ile, Kur'an'a iman ile, Kur'an'ı bir kenara atıp yeni bir kitap ihdas edip gelin diye bu kitaba davet etmek hiç uyuşur mu? Kur'an'a iman etmek demek onunla hükmetmek veya onunla hükmolunmak değil midir? Diye böyle sorular soralım, cevabı bekleyelim. Bu kadar yeter olsun. Meramımız anlaşılmıştır. Yani biz şunu söyleyelim. Ya 8 tane ayet okudu demeyin. 118 tane okurum. Yani burada sabaha kadar ben 118 tane bu konuyla ilgili ayet okurum. İnşallah önümüzdeki oturumda, şimdi artık bugün olmaz, önümüzdeki oturumda bu ayetlerle ilgili hevasından konuşan haricilerin görüşlerini getireceğiz. İbni Kesir gibi bir haricinin, Taberi gibi bir, onlar böyle diyorlar ya, Taberi gibi bir haricinin, özellikle muasırlar, cahil diyorlar ya, Mahmud Şakir'in, Ahmet Şakir'in görüşlerini getireceğiz. Bir de onlara cahil desinler bakalım bir. Muhammed Kutub'un görüşünü getireceğiz. Şankıti'nin görüşünü getireceğiz. Selef'ten İshak bin Rahaveh'in görüşünü getireceğiz. Süddi'nin görüşünü, Tabi'inden İmam Süddi'nin görüşünü getireceğiz. Tamam, yani bunları getireceğiz. Begavi'nin görüşünü getireceğiz. Bayağı birçok ulemanın bununla ilgili görüşünü getireceğiz inşallah. Bu kadar yeter olsun. Allah Subhanahu ve Teala bizleri hidayet üzere, hidayetten ayırmasın kardeşler. Görüyorsunuz. Yani hidayet üzere sabit kılsın, ayaklarımı sabit kılsın. Allah Subhanahu ve Teala bu vesileyle de bu kafası karışık olan bu cemaatten, bu camiadan kafası karışık olanlara, başta hocaları, başta liderler olmak üzere hepsine hidayet nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.